向长期支持中日友好的土耳其朋友表示，中国人民经历上下探索，在中国共产党领导下建立了新中国。新中国成立后，中国共产党团结带领全国各族人民，战胜了一个又一个艰难险阻，创造一个又一个彪炳史诗的成就。中华民族迎来了从站起来到富起来到强起来的历史性飞跃。中国经济总量从新中国成立之初的300亿元达到2018年的13.6万亿元，增加了450倍。中国成为世界第二大经济体，第一大工业国，第一大货物贸易国，第一大外汇储备国，为多年来一直位居第一位。中国人均7亿元，增加到9470亿元，增长了130倍。中国建成了覆盖9亿多人的基本养老保险体系和13亿人的医疗保险体系，人均寿命从35岁提高到77岁。改革开放40年来，7亿多人摆脱贫困，创造了同世界的关系也发生了历史性的变化。中国的建交国从18个增加到了179个，朋友遍天下。从1971年中国恢复联合国普拉提的以来，中方遵循联合国宪章精神，切实履行责任义务，积极致力于世界和平发展。中国已成为联合第二大会费国，维和行动第二大出资和安理会常中派遣维和军事人员最多的国家。2013年，习近平提出共建“一带一路”倡议，中国同160多个国家和国际组织签署合作文件，达成了550多项合作成果，为促进中国的开放发展以及增进各国民生福祉带来新的机遇。风雨新时代，站在新的历史起点上，中国将继续坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，捍卫一个中国原则，反对任何外部势力对中国内部事务任何干预。中国将继续坚持全面深化改革、扩大开放、保持经济稳定增长，实现全体人民共同富裕。中国将继续走和平发展道路，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新国际关系，维护多边贸易秩序。面对新的形势和挑战，中国人必将团结一心，艰苦奋斗，实现中华民族伟大复兴的中国梦。女士们、先生们、朋友们，建交48年来，中古关系取得长足的发展。今年，习近平主席和埃尔多安总统两次会晤，就双边各领域合作达成重要共识，为中古关系发展指明方向。中古经贸合作正在进入新的阶段。土耳其的樱桃、开心果、乳制品、水产品等高品质农产品正在打开中国的市场。来土耳其投资兴业的中国企业越来越多。今年，中方的投资存量有望达到40亿美元。双方人文交流趋于密切，全年来土耳其的中国游客数量预计将突破50万，再创历史新高。在北京举办的2011年世界文艺博览会上，土耳其馆是面积最大的国家博览馆之一，受到中国民众的广泛欢迎。当今世界正处于深刻复杂的变化之中，中国都是有重要影响的发展大国，
肩负着相似的历史使命，面临不同的机遇和挑战。在新型时代，中方与越南方领导同舟共济，合作共赢，推动中战略合作关系持续深入发展，造福两国人民，共同维护世界的稳定与繁荣。双方要进一步增进这种互信，相互尊重彼此核心利益和重大关切，确保双边关系始终健康与发展。双方要进一步加速“一带一路”倡议和中间走廊战略的对接，稳步推进贸易、投资、科技、能源、旅游等领域的合作。在这个过程中，争取早日实现“核心对话窗口”。中国对投资来土耳其中国游客数量翻一番的目标，双方要继续保持在国际事务上的协调合作，反对单边主义和霸凌行径，共同推动有关热点问题的政治解决，为实现地区乃至世界和平稳定发展做出贡献。女士们、先生们、朋友们，未来之中将以更加开放的姿态拥抱世界，推动共建人类命运共同体，我们将同友方携手努力，并肩前行，共同开创新时代中日关系的美好未来。让我们共同祝愿中华人民共和国繁荣昌盛，人民幸福，祝愿中日关系持续发展，友谊不断加深，祝愿未来宾身体健康，家庭幸福。谢谢大家，尊敬的朋友。Армянин-Казахстан Национального Совета 2009 yılında diplomatik ilişkilerimizin 7 yılını kutlayacağımız Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihe dayanan köklü ilişkilere ekibi bandını veriyor. Sıra çok kuyum yaptı. Olarak görüyoruz. Kufan Cazol Fangşı ve Kufan Cazol Fangşı ve Kufan Cazol Fangşı son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping sergiledikleri ortak liderlik ve vizyonel yaklaşımlarıyla son derece güç alarak ileri seviyede taşındı. Sadece bu yıl içerisinde iki lider iki kez bir araya geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz tarihinde Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini her alanda geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi iradeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Düşüncelerle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Burada hazır bulunan büyük geçiş renkliği ve büyük geçiş mensuplarıyla tüm misafirleri saygıyla selamlıyoruz. Başan Hao. Alınan kararların ve orada sergilenen liderliğin takibi açısından ilişkilerimiz aynı ilgili yoluna devam ediyor. Sayın Yeni Çavuşoğlu, bu yıl düzenlediğimiz 11. Büyük Gençler Konferansı kapsamında Türk dış politikasının en önemli açılarından birini ortaya koydu ve yeniden Asya politikamızı ilan etti. Bu işte 2020 yılında Asya ile ilişkilerimize daha fazla odaklanacağız. Asya'yı bir bütün olarak kucaklayacağız. Cumhuriyeti'de doğal olarak yeniden Asya politikamız kapsamında en önemli ülkelerden, en önemli ortaklarımızdan biri olacak. Üzere, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan güzergahında ülkemiz merkezi bir konumda bulunuyor ve önemli yatırım fırsatları sunuyor. Çok sayıda Çinli firmanın ülkemize ve ülkemizin geleceğine olan güveninden büyük bir memnuniyet getiriyor. Daha fazla Çinli yatırımcı ülkemize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması kapsamında da ülkemizin stratejik konumunu bütün misafirlerimizin hassasiyetle değerlendirdiklerini ve mutlu kaldıklarını biliyorum. Bu alanda Çinli kuşak ve yol projesini Türkiye olarak çok önemsiyor ve bu proje kapsamında da Çin'le önemli işbirliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. Şahbazlı coğrafyasında iş birliği geliştirmeleri, firmalarımızın başta ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere mega projelerde gerek ülkemizde gerek yakın coğrafyamızda birlikte çalışmaları için büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Politikalar ve ticaret savaşları diye adlandırılan güncel tartışmalar uluslararası ticarette olumsuz etkilere sebep olabilir. İmkanların ortaya çıkabilir. İş çevrelerinin bu dönemde yaşanan darbalardan nasıl yararlanabileceklerini belirleyerek ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için daha fazla çaba göstereceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda
tarafı liderlerimizin ortaya koydukları vizyon çerçevesinde iki ülke arasındaki mevcut 24 milyon dolarlık ticaret hacmini kısa sürede 2 milyar dolara çıkarmamak için hiçbir sebep olmadığını inanıyoruz. Kurban Sansı 在两国与人手共同制定的伟大愿景之下，不仅成功让国的贸易额是240亿美元，而这个数字一定能够在2018年提升至1亿美元。2018年土方在中国举行土耳其旅游年活动，2018年全年来中国游客数量已经突破了。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 2018年全年来中国游
ve bu rakamımız da 1 milyon aşacağını, kolaylıkla aşacağını düşünüyoruz. Kurban şu an bu Çin'le ilişkilerimizin kültürel ve akademik alanlarda da gelişiyor olması ayrıca bir hürriyet vericidir. 两国在纽约的合作同时对两国发展经贸关系和人文关系有非常重要的工作作用。 Son olarak Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Sayın Bakan Ma Jianfang ile Ankara'da görüşmekten bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ihdas edilen kütüphanede bir Çin köşesi açılması amacıyla Çin Milli Kütüphanesi tarafından 463 kitabın bağışlanmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 在近期，土耳其总统馆、土耳其总统府上海的国家博物馆、国家图书馆提出，希望在馆内建设中国早期望。而根据这一倡议，中国国家图书馆向土方捐赠了461本书，土方对此表示满意。Eğitim yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demek. Gördüğünüz gibi tercih etmesi son derece önemlidir. Ama bu rakamın daha da arttırılması çok daha önemlidir. Çok kıymetli Büyükelçi, değerli misafirler, Sayın Büyükelçi, az önce ortaya koyduğu vizyon ve Türkiye ile Çin'in aynı devir hareket ettikleri vurgulamasını dikkatle not ettik. İlişkilerin derinleştirmeleri, halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmeleri, küresel refah ve barış için birlikte çalışmaları için eşsiz fırsatlar bulunmaktadır ve bu fırsatları değerlendirmek için ülkelerimizde karşılıklı irade mevcuttur.